Merhaba arkadaşlar. Bugün Çanakkale Ayvacık'a bağlı Adatepe köyündeyiz. Şimdi Adatepe köyünü geziyoruz. Hazırsanız videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar, köy meydanındayız. Geldiğinizde bu köy meydanında arabanızı park edebiliyorsunuz. Kolaylıkla gezebileceğiniz bir yer. Şimdi taş sokaklardan yukarı köyün üst kısmına doğru çıkıyoruz. Burası Küçükkuyu'ya 3,5 kilometre uzaklıkta bir yer. Küçükkuyu'ya geldiğinizde taksilerle buraya ulaşmanız mümkün. 10 dakikalık bir mesafesi var. Bu köy daha önce Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı bir köy. Mübadele yıllarına kadar Rumlar bu köyde yaşamış. Bu görmüş olduğunuz taş yapılar da Rumların mimarisini yansıtıyor aynı zamanda. Aslına uygun bir şekilde restore etmişler ve turizme açmışlar. Köyün 800 metre ilerisinde Zeus altarı var. Şimdi köy gezimize devam ediyoruz. Hazırsanız aşağı doğru köyün içinden biraz görüntüler aldıktan sonra Zeus altarına gideceğiz. Nasıl, bu köyü beğendin mi Ali? Beğendim. Bir şeyler söylemek ister misin? Arkadaşlar, babam bir de benim saçımı kelalana dönüştürdü. Ne diyorsun? Söylesinler mi? Güzel olmuş mu diye. Söylesin ya. Tamam. Ben içerim. Sen de korkma ben. Maske mi sandın?
Gelin gelin. Gelin güzel noktalara götüreceğim sizi. Yeni bir nokta keşfettim. Oradan çok güzel gözüküyor. Köyü çok güzel görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, köyün hangi tepesine çıkarsanız ayrı bir güzellik var. Ayrı bir fotoğraf karesi var. Özellikle fotoğraf çektirmek isteyenler için gerçekten mükemmel bir köydeyiz şu anda. Hem tarih hem de sessizlik, huzur bu köyde. Daha önce başka yerlerde de görmüştüm. Bu aynı zamanda dışarıdan gelen misafirin kadın olduğunu gösteren, yani onunla ilgili ses çıkaran bir kapı tokmağı olması gerekiyor. Şimdi Zeus altarına doğru gideceğiz. Köyden çıkışta yaklaşık 8 metre sonra Zeus altarına ulaşmış olacağız. Şimdi ilerliyoruz. Gerçekten buradan da köy çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız arkamda? Mükemmel bir doğası, yeşilliğin içinde Kaz Dağları'nın oksijeniyle bütünleşmiş. Zeus altarının olduğu yerdeyiz. Mitolojiye göre Zeus'un buradan savaşı yönettiği rivayet ediliyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yerler de Edremit Körfezi ve Ege Denizi. Hava biraz rüzgarlı. Şu uçta gördüğün var ya, evet. Orası bizim yerimiz. Hangi uçta? Şu, en son uçta gördüğüm. Orası şey, Akçak. Gördün mü? Tam en son böyle beyaz bir şeyler var. Denizin sonunda. Siz gelsin hadi ya, çıkın yapalım. Ve içimiz yapalım. Evet. Efendim. Tamam. Hazırsanız gidelim. Arin nerede? Nereye yok, gitti Arin? Yanındaydı. Ah. Ah, Arin buraya saklanmış. Ne yapıyorsun burada? Ev kırıyorum. Sen burada mı kalacaksın? Sima'ya sürpriz yap. Sima'ya mı sürpriz yapıyorsun? Tamam. Ne oluyor? Ben burada ya. Sima'ya da İstanbul'dan gelen misafirimiz. Sima'yı nasıl buldun burayı? İstanbul'a göre burası çok güzel. Hiç İstanbul gibi değil ve çok kalabalık da değil. Bence çok güzel burası. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.
kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.